Oldukça büyük bir evde yaşayan iki kız arkadaş evlerine bir köpek almaya karar verdiler. Ve düşündükleri köpek cinslerinden birine karar verip bu köpeği aldılar. Arkadaşların aldığı bu köpek çok süre geçmeden bahçeden çalındı. Bunun üzerine arkadaşlar hemen eve bir polis çağırdılar. Eve gelen polis ekipleri bu arkadaşların komşularından şüphelendi ve komşuları sorguya aldı. Sorgu sırasında ilk komşu, "Asla kimsenin bir şeyini çalmam ve hayvanlardan nefret ederim," dedi. Diğer komşuysa, "Benim de bir köpeğim var, bu yüzden ikinci bir köpeğe bakamam," dedi. Son komşuysa, "Asla kimsenin bir şeyini çalmam, hem ben kedileri daha çok seviyorum," dedi. Bu ifadeleri dinleyen polis ekipleri bu komşulardan birisinin köpeği çaldığını anladı. Peki bu komşu hangi komşudur? Bu komşu polislerin konuştuğu ilk komşudur. Çünkü bu komşu hayvanları çok sevmediğini söylese de evinde köpek oyuncakları bulunmaktadır. Tuna ve Cem çok yakın iki arkadaşlardı. Bu seneki yıllık izinlerini birlikte geçireceklerdi. Tuna ve Cem tatilde ne yapacaklarını konuşurken Rusya'ya ucuz iki uçak bileti buldular. Sabah 9'da uçuşları olduğu gün havaalanına giden arkadaşlar yanlış havaalanına geldiklerini fark ettiler. Arkadaşlar bunun üzerine bedeli 200 TL tutacak bir taksi yolculuğuyla doğru havalimanına gitmek ya da 400 TL'ye yeni bir uçak bileti almak gibi iki çözümlerinin olduğunu fark ettiler. Peki Tuna ve Cem'in bu çözümlerden hangisini uygulamaları en mantıklısı olacaktır? En mantıklı çözüm yeni bir uçak bileti almak olacaktır. Çünkü havaalanının saati şu an 08:55'tir ve diğer uçak 5 dakika sonra kalkacaktır. Bu yüzden arkadaşların taksiyle diğer havaalanına gitmeleri imkansızdır. Bir ormancı ormanda bir erkek cesedi buldu ve hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bu kişinin Mert adında birisi olduğunu ve yaklaşık 2 hafta önce öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine polisler hemen Mert'in karısının yanına gitti ve Mert'in karısını sorguya aldı. Mert'in karısı sorgu sırasında polislere, "Onu bulduğunuza çok sevindim. Geçen gün her zamanki gibi evden ayrıldı ama bir daha geri dönmedi," demiştir. Bunun üzerine polisler bu eşi tutuklamıştır. Peki neden? Mert 2 haftadır kayıptır ve eşi onu bulmak için hiçbir yere başvurmamıştır. Videomuza bu görselle devam ediyoruz. Peki siz bu görseldeki Patrick'i bulabilir misiniz? Patrick'i bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu görseldeki gizlenmiş olan Patrick'i sizler için gösterdik. Peki siz Patrick'i bulabildiniz mi? Peki size verdiğimiz bu sünger boblardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Farklı olan sünger bobu bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Diğerlerinden farklı olan sünger bob, sol üst köşedeki bu sünger bobtur. Videomuzun bu maddesinde ise Squidward var. Peki size verdiğimiz bu karakterlerden hangisi gerçek Squidward'dır? Gerçek olan Squidward, bir numaralı Squidward'dır. Bir parçası eksik olan deniz atıyla videomuza devam ediyoruz. Peki siz bu görseldeki deniz atının eksik olan parçasını bulabilir misiniz? Deniz atının eksik olan parçası B parçasıdır.
Peki bu sorumuzdaki Sandy Checks ile Bay Yengeç hangi yol sayesinde buluşacaklardır? Bu yolu bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Sandy Checks ile Bay Yengeç en alttaki bu yolu kullanarak buluşacaklardır. Patrick ve Sünger Bob ikilisinin verildiği bu görselde de iki fark bulunmaktadır. Peki kimler bu farkları 10 saniye içerisinde bulabilir? Bu görseldeki farklardan ilki Sünger Bob'un dişi, diğeri de Patrick'in gözaltı çizgileridir. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Kolay bir soruyla devam ediyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı Patrick ve Sünger Bob ikilisi hangi ikilidir? Sizden bulmanızı istediğimiz bu ikili sağ alt köşedeki bu ikilidir. Sünger Bob karakterlerinden Pearl Yengeç'in verildiği bu görselde ise tek fark bulunmaktadır. Peki kimler bu görseldeki tek farkı kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? Bu görseldeki tek fark Pearl Yengeç'in eteğinin farklı olan rengidir. Sünger Bob karakterleriyle oluşturulan denklemlerin verildiği bu görseldeki soru işaretli denklemin sonucu nedir? Bu denklemin sonucu 88'dir. Peki siz bu sonuca ulaşabildiniz mi? Peki bu görseldeki birbirinin aynısı olan Sünger Bob yüz ifadesini bulabilir misiniz? Bu yüz ifadelerini bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Birbirinin aynısı olan Sünger Bob yüz ifadeleri işte bu yüz ifadeleridir. Keskin görme yetisine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız size vermiş olduğumuz sevimli bu civcivin gölgesini bulabilir misiniz? Sevimli bu civcivin gölgesi 3 numaralı gölgedir. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde 3 dedektif bulunuyor. Fakat bu dedektiflerden hepsinin başında farklı bir tehlike var. Peki bu dedektiflere bakarak hangisinin güvende olduğunu bulabilir misiniz? Güvende olan dedektif en baştaki bu dedektiftir. Çünkü bir dedektifin bulunduğu kafese akrepler çok rahat girebilirken, diğer dedektifin kafesi ise saniyeler içerisinde alev alabilir.